Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek değerli izleyicilerimiz, malum Risale-i Nur dersleri her hafta devam ediyor. Zevkle ve lezzetle, değil mi Muhsin abi? Evet. Büyük keyif alıyoruz. Biz de dün Bedi'de Sungur abinin oradaki medresede 3 saat hiç kalkmadan okuduk, biliyor musun? Dümdüz böyle, ama hiç fasıla vermeden, açıklama da yapmadan. Öyle bir lezzetli oldu ki dediler ki 30. söz, 2. şuayı bitirebilir miyiz? Bitiririz inşallah dedim. Onlar öyle bir başladım, 10. sözü bitiriyorlar mesela. Bitene kadar hiç kesmeden. Öyle de bir lezzetli oluyor ki. Yani Risale-i Nur her nerede, nasıl okunursa okunsun, hakikaten kalbe inşirah veriyor. Evet. Bugün de inşallah Muhsin abi dedi ki 20. mektuptan Lehül Mülk'ü okuyalım dedi. Başla Muhsin abi, buradan başlayalım, ne kadar giderse artık şöyle. Bugün başlamadan evvel birkaç cümle söylemiştim. Ha buyurun, neden burayı şey yaptınız böyle? Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi burada kainat, insan, toplum uyumunu anlatıyor. Kainat, insan ve toplum. İnsan, Cenab-ı Hak şimdi insanı yaratmış. Mesela bir dörtgen düşün. Dörtgen, ortasında insan var. Hmm. Bir köşesinde kainat. Kainat, insan da kainatın misali musalları, ama kainatta bulunan bütün şeylerin tecellilerin şeyi insanda mikro düzeyde aynı tecelli ediyor. İnsan da dolayısıyla bir mikro kainat. Mikro kainat, evet. Ondan sonra Cenab-ı Hak diyor ki ben diyor sana bu kainatı yarattım. Bu nimetlerini bezlettim. Aldığın nefesten, içtiğin sudan, gezdiğin şey, dağ, bağ, her şey. Ondan bu dediğinden sonra aklıma geldi. Dün Bedi'de okuduğumuz derste 30. lema, İsmi Azam mertebelerinde. Evet. Orada şey diyor Muhsin abi. İki hurdebini ile, yani mikroskopla aslında bir en küçüğe baktım diyor. Oradan bir pencereler açıyor üstad. Allah, en küçük, yani mikroskopla büyütüyor. Esir maddesini anlatıyor. Atom, atom, evet. Altı parça. En daha en küçükleri. En artık. Dibi de nur. Nur. Ha. Oraya gidiyor o mercekle. Öbür hurdebini ve teleskopla da uzak mesafelerdeki büyük galaksileri. Benim aklıma bir ara okumuştum. Victor Hugo'nun bir sözü vardı. Mikroskop mu büyük, teleskop mu bilemedim diyor. Onu da kitabın baş kapağına, iç sayfanın birinci sayfaya koymuşlar. Mikroskop mu büyük, teleskop mu? Bu kadarını keşfetmiş Victor Hugo da veya batılı doğulu alimler, ama Üstad Hazretleri o hurdebinle bir anlatıyor, bir anlatıyor, Allah görmüş gibi zaten diyor, demiş ya, görmedim de yazmadım demiş de. Evet, yani o şeyi de orada, evet, söylüyor. İnsan bir kainatın küçük bir numunesi. İmam Ali şey var. Devâ-ü kefîke ve mâ teşûr ve dâ-üke minke ve mâ tübsûr. Ve tezumu enneke cirmin sagirun ve fike ente vel alemin ekber. Sende bir deva var, yani şifa. Sen bunu anlamıyorsun. Sende bir hastalık var, bunu görmüyorsun. Sen kendini küçük bir cürim zannedersin. Oysa ki sen bir alem ekbersin diyor. Hazreti Ali'ndir bu. Muazzammış. İşte bir yerde insan mikro alem, bir yerde mikro makro alem. Bir yerde makro alem. Daha kıymetli çünkü alemden. Küçüldükçe kıymeti artıyor, biliyorsun. Tabii. Şimdi kainatta ne varsa insana tecelli ediyor. İnsanla kainat arasında bir uyum var. Cenab-ı Hak bunu Üstad birçok Katre Risalesi'nde, Ayet-el Kübra'da hep anlatıyor, yani sair yerlerde. Cenab-ı Hak bizi bu kainatta, o kainatla uyum içerisinde olmamızı istiyor. Bir. İki, içinde yaşadığımız toplum, babamız, annemiz, başta olmak üzere kardeşlerimiz, ailemiz, sülalemiz, sonra işte derece derece milletimiz, insanlık. Bunların içerisinde insanın bir şeyi var. Kainatla ilgili şeyde, kainatta kanunları var Cenab-ı Hakk'ın.
Ne kanunları bunlar? İrade sıfatından gelen şeriat. Bu şeriata göre diyor ki Cenab-ı Hak, bu kainatla uyum içerisinde ol. İki, içinde yaşadığın toplumla da uyum içerisinde ol. Bu da kelam sıfatından gelen şeriat, kanunlar bütünü. Bunun burada kırmızı çizgiler çizdim, onları fazla şey yapma. Yani kainatta ne varsa her şeyi kullan, ye, iç, istifade et ama bozma, tahrip etme. İki, içinde yaşadığın toplumu bozma, tahrip etme. Kırmızı çizgileri geçme. Bunun için, bunu öğrenmen için sana peygamber gönderdim. Dörtgenin diğer köşesi. Peygamber öğretecek. Peygambere de öğretmek için kitap gönderdim. Ne öğreteceğini. Şimdi insan hem kainatla, hem toplumla, hem peygamberle, hem Kur'an'la muhatap. Ve alakalı. Alakalı. Kur'an da peygamberle, toplumla, kainatla alakalı. Toplum da hepsiyle alakalı. Hepsi birbiriyle alakalı. Cenab-ı Hak diyor ki bu uyumu sağlayabilmek için diyor, benimle uyumlu olacaksın diyor insana. Benimle uyumlu olmak hakikat-i İslamiye. Yani erkan-ı imaniye 6 tane. Allah'a iman, peygambere, meleklere. Bir de yedincisi erkan-ı İslamiye. İslami şartlar. Bütün sistem buna göre. Buna göre diyor yaşarsan her içinde yaşadığın kainatı, her içinde yaşadığın toplumu tahrip etmezsin. Benimle uyum içinde olduğu müddetçe. Öbür tarafa geldiğinde de seni diyor mükafatlandırırım. Kırmızı ve beyaz çizgiler de var. Yani kırmızılar yasak olanlar. Evet. Oraya yaklaşma. Emri bil maruf nehyanil münker. Evet, bu tarafı da serbestsin diyor. Evet. Yani içinde yaşadığın insanlarla beraber olduğun zaman onun harmanını yakma, bunun damını yıkma, onu tahrip etme. Geçen bir latife oldu, bir arkadaş biraz şişmanca da. Ne bu halin dedim. Abi dedi, biz işte ayetin bir tarafını okuduk gerisini. Ben de ne diyor bu dedim. Külü veşre bu tarafını okuduk dedi. Yiyiniz, içiniz. Ya bir dedi ama devamı var. La tüsrif, israf etmeyiniz, okumadık dedi. Orada da bir çizgi çizmiş yani. İşin latifesi bir yana da Cenab-ı Hak bak onun rızası ve fıtratı ve şeye uygun, çizgilere uygun yaşarsan bedenin de sağlıklı. Maddi hayatında, manevi hayatında, dünyanda, ahirette. O bir tarafta da mükafatlandırır. Ama çizgileri çiğne edersen, oraya buraya yakıp yıkarsan, tahrip edersen, insanlara, mahlukata, şeye zarar verirsen, toplumda huzursuzluk çıkarırsan, yani benimle araya iyi münasebet kurmazsan bunları yaparsın diyor. Öbür tarafta da diyor seni ona göre muameleye tabi tutuyor. Şimdi bu dersin şeyi, bu uyumu anlatıyor. Kainatla insan arasındaki uyumu. Çok güzel. Evet. Buyur abi, siz başlayın. Ben de Lehül Mülk. Yani ona göre dinlenirsin yani ders ona. Ben hepsini okuyamayacağım ama birkaç tanesini okuruz. Okuyabildiğimiz kadarını, evet. Yani ferşten arşa, lehül mülk, yani ferşten arşa, seradan süreyyaya, zerraattan seyyarata, ezelden ebede kadar her bir mevcut, semavat ve arz, dünya ve ahiret, her şey onun mülküdür. Malikiyet mertebe-i uzması, tevhid-i azam suretinde onundur. Şu mertebe-i uzma-i malikiyet ve makam-ı azam-ı tevhidin bir hüccet-i kübrası latif bir zamanda ve latif bir hatırada Arabi ibaresinde şu acizin hatırına ilka edildi. O latif hatıranın hatırı için aynı ibare-i Arabiye'yi kaydedip sonra mealini yazacağız. لَهُلْ مُلْكُ لِيَنَّ ذَاكَ الْعَالَمِ الْكَبِيرِ كَهَذَا الْعَالَمِ الصَّغِيرِ Masnu'a kudretihi mektube kaderihi ibda'uhu lizâke sayyarahu mesciden icaduhu lihâzâ sayyarahu sâciden inşâuhu lizâke sayyara zâke milken icaduhu lihâzâ sayyarahu memluken san'atuhu fî zâke tezâhiret kitâben sıbgatuhu fî hâzâ tezâhiret kitâben kudretuhu fî zâke tuzhiru hışmetuhu rahmetuhu fî hâzâ tunazzumu ni'metuhu hışmetuhu fî zâke teşhedü huvel vâhid ni'metuhu fî hâze tuğlinu huvel ehad sikketuhu fî zâke fil külli vel eczâi hâtemuhu fî hâze fil cismi vel âdâi. Şimdi burada üstad cümle cümle bunu işaret ediyor. Evet. Zâkel âlemil kebir. Ne diyor? Birinci fıkrada. Evet. Zâkel âlemil kebir. Kehaza alemi sagir.
Masnu'a kudreti, mektuba kaderi. Yani şu kainat denilen alem-i ekber ve insan denilen, onun misali musaggarı olan alem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delailini gösteriyor. İnsan enfüsi, kainat afaki, vahdaniyet delailini gösteriyor. Evet, kainattaki sanat-ı muntazamanın küçük bir mikyasta numunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki sanat, sani-i vahide şehadet ettiği gibi, şu insanda olan küçücük mikyastaki hurdebini sanat dahi, hurdebini ne? Mikroskobik. Evet. Kainata göre tabii insan mikroskobik bir varlık. Sanat dahi yine o saniye işaret eder, vahdetini gösterir. Hem nasıl ki şu insan gayet manidar bir mektubu Rabbani'dir. Muntazam bir kaside-i kaderdir. Öyle de şu kainat dahi aynı o kalem kaderle, fakat büyük bir mikyasta yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir. Nasıl böyle uyumunu anlatıyor daha aşağılarda. Hiç mümkün müdür ki hadsiz alamet-i farika ile bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki sikki-i vahdete ve bütün mevcudatı omuz omuza, el ele, baş başa veren kainat üstündeki hatem-i vahdaniyete, vahide ehadden başka bir şeyin müdahalesi olabilsin? İkisi arasında rabıta kurdu. Şimdi bak, ikinci fıkra ibda-u lizâke neydi? İbda-u lizâke sayyarehu mesciden, icaduhu lihâze sayyarehu sâciden. Yani şimdi sen mesela Kocatepe Camii'ni yaptılar Ankara'da. İstanbul'da işte Süleymaniye var, Sultanahmet, Ayasofya. Niye yapıyor adam bunu? Birileri gelsin burada secde yapsın, ibadet etsin diye. Yani mescitle ibadet eden sacit arasında ne var? Bir uygunluk var. Tencereyle kapağı gibi. Anladın? Şimdi bak, meali şudur. Saniye hakim alemi ekberi öyle bedi bir surette halk edip ayat-ı kibriyasını üstünde nakşetmiş ki kainatı bir mescid-i kebir şeklinde, büyük bir mescid şeklinde döndürmüş ve insanı dahi öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek onunla o mucizat-ı sanatına ve o bedi kudretine karşı secde-i hayret ettirerek. Bir mescit varsa bir de ne var? Ona secde eden birileri var. Ona ayat-ı kibriyayı okutturup, ama secde-i hayret diyor. Yani burada aslında Risale-i Nur'da o kadar güzel cümleler, terkipler, manalar var ki, mesela secde alnını yere koy kaldır değil, secde-i hayret. Hayretle secde. Yani Allah Allah. Velikülli avcubetin Sübhanallah diyor şeyde. Evrad-ı Kutsiye'de Şah-ı Nakşibendi. Acayip şeyler karşısında secde etmek. Secde etmek. Şimdi biz namazda Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz ya rükuda, secdede. Ne? Allah'ın o azametini, kudretini, o acayip sanatlarını esasında devam ediyor. Yani evet. Secdeye hayret ettirerek o ayat-ı kibriyayı okutturup bir de büyük ayetleri, yani kainat kitabındaki görünen her şeyde ayet ya. Her yaratılan şey, ayet. Onları bir de okuyor. Şimdi insan yazı şöyle bakmak var, bir de ne yazmış böyle satır satır okumak var. Yani ibadetlerde aslında o hayret içerisinde bir de okumak, okumak. Evet. Ayat-ı Kibriya'yı okutturup kemerbeste-i ubudiyet ederek, yani el bağlayıp namazda olduğu gibi o mescid-i kebirde bir abd-i sacit fıtratında, bak öteki mescid abd-i sacit fıtratında yaratmıştır. Yani İnsanoğlu o demek ki secde etmek fıtri bir şey. Fevelli ve çekeşatral mescid-i haram yazıyor ya. Mescidlerin girişinde. Böyle secde. Hiç mümkün müdür ki şu mescid-i kebirin içindeki sacitlerin, abidlerin, mabud-u hakikileri o sani-i vahid-i ehad'den başkası olabilsin? Demek ki insanla kainat arasındaki veya arz arasındaki münasebet mescitle mescidin içinde ibadet eden arasındaki münasebet.
İkincisi, üçüncüsü sen oku. Üçüncü fıkra inşa'hu lizâke ilâhir. Meali şudur ki o malikül mülkü zülcelal alem-i ekberi bahusus küreyi arz yüzünü öyle bir surette inşa ederek yapmıştır ki birbiri içinde hadsiz daireler olup her bir daire bir tarla hükmünde olup vakit be vakit, mevsim be mevsim, asır be asır, eker, biçer, mahsulat alır. Mütemadiyen mülkünü çalıştırır, tasarruf eder. En büyük daire olan zerrat alemini bir tarla yapıp her zaman kainat kadar mahsulatı kudretiyle, hikmetiyle onda eker, biçer, kaldırır. Alem-i şehadetten alem-i gayba, daire-i kudretten daire-i ilme gönderir. Sonra mutavassıt bir daire olan zemin yüzünü aynen öyle bir mezra yapmış ki mevsim be mevsim alemleri, envaları içinde eker, biçer, kaldırır. Manevi mahsulatın dahi gaybi, uhrevi, misali ve manevi alemlerine gönderir. Allah Allah, bu manevi mahsulat da böyle eşya. Aynı şey gibi ya. Bugün sinema şey yapıyorlar, film çekiyorlar. Stüdyo yapıyor vesaire vesaire. Orada oynanıyor, bunu kaydediyor. Ondan sonra orayı setleri şey dağıtıyor. Ama onun manevi orada ne ve mesaj verecek? Ama onu seyredenler bir cismin sadece görüntüsünü görüyor. Ortada bir cisim yok. O manevi mahsulattaki her şey de aslında bak gaybi, uhrevi, misali, manevi alemlerine gönderir. Bunlar böyle elle tutulan bir şeylerdi ama bütün kayıtlar görünmeyen bir hafızada kaydediliyor. Evet. Daha küçük... Yani biz tabii misal vermek için sinema bilmem nesi gibi yani. Stüdyosu diyorsun. Akla yaklaştırmak yoksa tam karşılamıyor tabii. Daha küçük bir daire olan bir bahçeyi yine 100 defa, 1000 defa kudretle doldurup hikmetle boşalttırıyor. Daha küçük bir daire olan bir zihayatı, mesela bir ağacı, bir insanı 100 defa onun kadar ondan mahsulat alır demek, o Malikül Mülkü Zülcelal küçük, büyük, cüz-i, külli her şeyi birer model hükmünde inşa ederek yüzler tarzda taze taze nakışlarla münakkaş mensucat-ı sanatını onlara giydirir. Cilve-i esmasını, mensucat böyle dokunmuş, dokunma. Her şey dokunuyor. Geçen Gebze'de bir fabrikaya gittim. O petrol ürünlerinden plastik ham maddeler geliyor. Böyle kalıplar var. İşte arabanın aynası, parçası, ön şey, direksiyonun etrafındaki kapı kolları, her şeyin kalıbı var. O ham maddeler artık ısınıyor, nasıl olsa o kalıplara dökülüyor, o kalıplardan çıkıyor. Yani aslında gördüğümüz her şey kalıp. Yani telefonun kalıbı, işte saatin şeyi, her şey bir kalıptan çıkıyor. Bütün kainattaki. Ama o bir yerde de var ya, Risale-i'nde da yani mesela o yapraklar, çiçekler, envai türü aklımıza gelen küçüklü büyüklü her şeyin bir kalıbı var. Ama şimdi Cenab-ı Hakk'ın iki türlü yaratması var. Bir ibda cihetiyle, bir inşa cihetiyle. İbda cihetiyle işte insan, her türlü mahlukat, yaprak, çiçek, ağaç, onu hiç yoktan haşa benzetmek şey, onu tasarlıyor Cenab-ı Hak. Hiç olmayan bir şeyi evvela bir şey meydana getiriyor. Tasarlamak da demeyelim yani. Kalıbını yapıyor yani, öyle diyelim. Onun ilmi ezelisinde var o. Var tabii. Ve emrediyor. Evet. O şekil. Mesela insanı insan şeklinde ilmi ezelisinde şey yapıyor. Buna ibda deniyor. Hiç olmayan bir şey. İnşa da o insanın hem mevcudiyetini devam ettirmesi hem neslinin mevcudiyetini devam ettirmesi, o kalıp üzerine Cenab-ı Hak kainattaki veya arzdaki şeyden, elementlerden, şeylerden, malzemelerden her sene ve her an yeniden dokuyarak onu devam ettiriyor. Bu anlatıyor. Evet. Yüz defa demek ne demek? İnsanı 50 yaşında lazım demek. Malikül Mülkü Zülcelal küçük büyük cüz-i külli her şeyi birer model hükmünde inşa ederek yüzler tarzda taze taze nakışlarla münakkaş mensucat-ı sanatını onlara giydirir. Cilve-i esmasını mucizat kudretini izhar eder. Kendi mülkünde her bir şeyi birer sayfa hükmünde inşa etmiş. Her sayfede yüzer tarzda manidar mektubatını yazar. Hikmetinin ayatını izhar eder. Zi şuurlara okutturur. Şu alem-i ekberi mülk şeklinde inşa etmekle beraber şu insanı dahi öyle bir surete halk etmiştir.
ve ona öyle cihazat ve aletler ve havas ve hissiyatlar ve bilhassa nefis, heva ve ihtiyaç ve iştiha ve hırs ve dava vermiştir ki o geniş mülkünde bütün mülke muhtaç bir memlük hükmüne getirmiştir. Demek bir mülk olunca bir de o mülke sahip olmak için, onu şey yapmak veriyor. İçin ona memlük oluyor. Köle oluyor yani insan. Yazlığın var, bahçen var, evin var. Sahip olduğun şeyle ona hem sahip olmak hem idame ettirmek için bir cins köle oluyorsun. Eğer bir mülk vermişse... Hayvanata bile veriyor. Mesela o kediler cinsleri var ya işte aslanlar şeyler. Kedide de var, aslanda da var o. Veya başka hayvanlarda da var. Kendi dairesini çiziyor. Mesela başkalarının oraya girmesini istemiyor. Yani o malikiyet hissini de veriyor. Ama evet. insana çok daha demek ki gelişini evet. vermiş. Demek bir mülk varsa bir de memlük var. Memlük bak var. Mülkle memlük arasındaki münasebet. O geniş mülkün de bütün mülke muhtaç bir memlük hükmüne getirmiştir. Evet. İşte hiç mümkün müdür ki pek büyük olan alem-i zerrattan ta bir sineğe kadar bütününü mülk ve tarla yapan ve küçük insanı o büyük mülke nazır ve müfettiş ve çiftçi ve çiftçi ve tüccar ve dellal ve abid ve memlük yaptıran ve kendine muhterem bir misafir ve sevgili bir muhatap ittihaz eden o malikül mülkü Zülcelal'den başka kelimeye bak kendine muhterem bir misafir. Yani sen kimsin? Bütün bu yerlerin ve göklerin sahibinin özel misafirisin yani. Nasıl da bir ünvan veriyor bak insana. Kendine muhterem bir misafir ve sevgili bir muhatap ittihaz eden o malikül mülkü Zülcelal'den başka o mülke tasarruf edip o memlüke seyit olabilirsin. Buyur abi dördüncü. Evet dördüncüsü. San'atuhu fî zâke San'atuhu fî zâke tezâheret kitâben sıbgatuhu fî hâze tezâheret hitâben. Yani bir kitap varsa bu kitabı bir okuyan anlatan olması lazım. Kitap boşu boşuna yazılmaz. Kitabı kainat diyorsun ya, kainat da bir kitap. Evet. İbaresidir. Meali şudur ki Sâni-i Zülcelal'in âlem-i ekberdeki san'atı o derece manidardır ki o sanat bir kitap suretinde tezahür edip kainatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden aklı beşer hakiki fenni hikmet kütüphanesini ondan aldı. Ve ona göre yazdı. Ve o kitab-ı hikmet o derece hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki büyük kitab-ı mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Yani şimdi sözde bilim adamları diyorlar ya bilim var, din başka, bilim başka. Bilim böyle diyorsa bilimi dinleme. Bilim dediğin şey ne bak burada, ne anlatıyor? Hakiki fenni, aklı beşer hakiki fenni hikmet kütüphanesini ondan aldı. Yani bilim dediğin şey, bilim adamları ne yapıyor aslında? Zaten kütüphane, ya bilim adamları kitaplar dediğin... var, yazılmış. Sen sadece onu keşfi, ha buymuş diyorsun. Bu böyle abi olacak. Şimdi bilim adamlarının yaptığı bir şey, Cenab-ı Hakk'ın tek şey, Cenab-ı Hakk'ın adetullah, sünnetullah kanunları diye kainata idare etmek için ibda ve inşa ettiği kanunları öğrenmek. Bunları öğrendikçe ilim artıyor. Bunlar nedir? Hakiki fenli hikmet ne diyor? Kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Ya. Ve o kitab-ı hikmet o derece hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki büyük kitab-ı mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edin. Yani kainatta ne varsa yaş kuru ne varsa onun Kur'an-ı Azimüşşan desin. Kitab-ı mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Kerim yani onun kullanma kılavuzu. Cenab-ı Hak onu bize gönderiyor ki kainat içinde yaşadığın kainatı yani benim tekvini şeriatımı böyle anla ve kullan. Teşrii şeriatımı yani içinde yaşadığın toplum, şey, aile vesaire, cemiyet. Mesela şeriat denilen de bu işte. Şeriat bazıları denen bu. Bilip bilmeden son zamanlarda ileri geri laf ediyorlar. Allah korusun şeriatı. Şeriat. Şeriat demek kanunlar bütünü demek. Kanunlar bütünü demek. Yani seni yaratan senin fıtratına uygun kanunlarda koymuş. Evet. Bazıları bunu ürküyor, ediyor, çeşitli maksatlara çekiyor. Abi ben Müslüman olma, şeriatçı değilim diyor. Heh, şeriata karşıyım diyor.
Ya Allah'ın kanununa karşı. Evet. Ama şeriat bu manada. Bu manada kelam tabii. sıfatından. Hem nasıl ki kainattaki sanatı kemali intizamından kitap şekline girdi. Kitab-ı kainat. İnsandaki sıbgatı ve nakş-ı hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Bak burada yani binler manasına bir mana aklıma geldi şimdi. İnsandaki sıbgatı, boyası ve nakş-ı hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Hitap da aslında diğer mahlukatta olmayan konuşma melekesini Cenab-ı Hak insana vermiş. Bir çiçek açıyor. Nakş-ı hikmet o yine ismi Hayde herhalde 30. lemada anlatılıyor ya. Cenab-ı Hak ta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ve hali hazır bütün insanların vecheleri birbirine benzemiyor ya. Hem benziyor insan veçhesi olarak. Veçhe yok. De... Kulaklar hep aynı yerde, gözler aynı yerde ama öyle bir nakış işlemiş ki ona artık kaç milyar insan geçmiştir değil mi? Şimdi 8 milyara yakın da ta Adem Aleyhisselam bu ana kim bilir 100 milyarlarca insan geldi ve geçecek ve bir tanesi benzemiyor. Bir de o dedi ya nakş-ı hikmeti hitap çiçeği bir de sesi de benzemiyor. Biliyorsun telefonlarda hani ses şeyi var kimliği. Sesini hemen seni tanıyor sensin. Göz retinası seni tanıyor sen ayrısın o bir ayrı. Yüzdeki orada hepsi birbirine benziyor. Aşağı yukarı burun bıyığı hepsi aynı yerde. Alın çizgisi. Ama ayrı. Yani o sanat o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki o makine-i zihayattaki cihazatı fotoğraf gibi nutka geldi. Fonograf gibi. Fonograf gibi. Fonograf dedi gramofon. Eski şu dönen büyük şeyli mikrofonlar. Şimdi yok tabi bunlar da o zaman. Antikacılar da var. Fonograf gibi nutka geldi söylettirdi ve öyle bir ahsen-i takvim içinde bir sıbga-i Rabbaniye vermiş ki o maddi, cismani, camit kafada manevi, gaybi, hayattar olan beyan ve hitap çiçeğini açtı. Ve o insan kafasındaki kabiliyeti nutuk ve beyana o derece ulvi cihazat ve istidat verdi ki Sultan-ı Ezeli'ye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi. Hmm. Ya terakki verdi. Küntü kenzen mahfiyen fehalaktul halkali ya'rufuni. Gizli bir hazineyi bilinmek istedim diyor. Ondan sonra mahlukatı yarattım. Ve onun içinde insana ne yaptım? Kendime muhatap. İşte bütün o hazineleri bulup keşfeden ve bunu fark eden bir şey ve istidat da yerleştirmiş. Evet. Kullanırsan ama. Evet tabii. Yani o fıtrat-ı insaniyedeki sıbga-i Rabbaniye hitab-ı ilahi çiçeğini açtı. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki sanata ve hitap makamına gelen insandaki o sıbgaya vahid-i ehad'den başkası karışabilsin? Haşa. Evet. Beşinci fıkra. Oku. Kudret-uhu fî zâke ilâhir ibaresidir. Meali şudur ki kudret-i ilahiye âlem-i ekberde haşmet rububiyetini gösteriyor. Rahmet Rabbaniye ise alem-i asgar olan insanda nimetleri tanzim ediyor. Bak, esmayı kullanışına bak Cenab-ı Hak. Kudret-i ilahiye, kudret, gücün kaynağı aslında. O ilahi kudret, alem-i ekberde, büyük alemde, kainatta tecelli ediyor. Haşmet rububiyetini gösteriyor. Rahmet Rabbaniye ise, bak Rahim ismi, yani Rahmet Rabbaniye ise alemi asgar olan, küçük bir alem olan insanda nimetleri tanzim ediyor. Yani saniyin kudreti kibriya ve celal noktasında kainatı öyle muhteşem bir saray şeklinde icat ediyor ki güneşi büyük bir elektrik lambası, kameri kandil ve yıldızları mumlar, meyveleriyle yaldızlar, elektrikler ve zemin yüzünü bir sofra, bir tarla, bir bahçe, bir haliçe ve dağları birer mahzen, birer direk, birer kala ve hakeza. Bütün eşyayı büyük bir mikyasla o büyük sarayın levazımatı şekline getirerek şaşalı bir surette haşmet rububiyetini gösterdiği gibi cemal noktasında rahmeti dahi en küçük zihayata kadar her zihruha enva nimetini verir, onun ile tanzim eder, baştan aşağıya kadar nimetlerle süsleyip lütuf ve keremle tezyin eder ve o haşmet-i celaliye karşı cemal-i rahmetini o küçücük lisanlarla
o büyük lisana karşı çıkarır. Yani güneş ve arş gibi büyük cirimler haşmet lisanıyla ya celil, ya kebir, ya azim dedikleri vakit sinek ve semek gibi, yani sinek ve balık gibi, o küçücük zihayatlar dahi rahmet lisanıyla ya cemil, ya rahim, ya kerim diyerek o musikayı kübraya latif namatlarını katıyorlar, tatlılaştırıyorlar. Bir tane İngiliz gelmişti, bir profesör bizim sempozyumlara. Benim dedi Londra'da evimde bir kedim var dedi. O kedi mır 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 eder ya bütün kediler. Ben de zannediyorum bu herhalde acıkmış böyle şey, bir şey söylemek istiyor. Ben dedi Risale-i Nur'u okuyunca dedi onun ya rahim, ya rahim dediğini, o mırmırların rahim olduğunu öğrendim dedi. Çok mutlu oldum dedi. Bu böyle bir şey diyormuş benim kedim dedi. Burada bir yemekte söylemiş. O İngilizcesi. Ama bak onların İngilizce Türkçesi yok. Hepsi mırmır, hepsi ya rahim. Ya cemil, ya rahim, ya kerim diyerek o musikayı kübraya latif namatlarını katıyorlar, tatlılaştırıyorlar. Hiç mümkün müdür ki o Celil-i Zülcemal'den ve o Cemil-i Zülcelal'den başka bir şey kendi başına şu alem ekber ve asgara icat cihetinde müdahale edebilsin? Haşa. Abi bu 6. fıkrayı da okuyalım. Bitiyoruz. 7. fıkra zaten bir saat. Fazla izahat vermedim. 6 ve 7'yi okuyalım. Buyurun. O da ondan sonra bitiyor zaten. Hikmetü fi zâke. Fazla açıklama yapmazsak. Yok, zaten gerek yok. Evet. Hikmetü fi zâke ibaresidir. Meali şudur ki yani kainatın heyeti mecmuasında tezahür eden haşmet-i rububiyet, vahdaniyet-i ilahiye ispat edip gösterdiği gibi zihayatların cüz'iyatlarına mukannen erzaklarını veren nimet-i Rabbaniye dahi ehadiyet-i ilahiyeyi ispat edip gösteriyor. Bu vahidiyet ve ehadiyet üstattan başka pek izah eden görünmüyor. Yani vahidiyeti biliyorduk da bu ehadiyet ne diye soran o da bir, alimler o da gördüm ben de. Ama üstad oradaki ince farkı anlatıyor işte. Evet. Vahidiyet ise bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Ehadiyet ise her bir şeyde Halik-ı külli şeyin ekser esması tecelli ediyor demektir. Hmm. Ve zaten mesela Risale-i Nur'da acayip bir şey var. Bu ne demek ya? Vahidiyet, ehadiyet, esma-i esna tecelli ediyor. Bak hemen altında bak. Biraz sabır olunca hemen altında mesela diyor, buyurun örnek veriyor. Mesela güneşin ziyası bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vahidiyet misalini gösterir. Bir tane güneş var yukarıda. Ama bütün sabah güneş doğdu mu bütün kainatı ne yapıyor? Bütün cam zerreleri, denizdeki kaba, her şeyin üstüne tecelli ediyor. Tek bir yerden ışık kaynağı geliyor. Evet. Buna ne deniyor? Vahidiyet. Ve her bir şeffaf cüzde ve su katresinde güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yeni rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ehadiyet misalini gösterir. Her birinde de o güneşe ait renkler. Mesela bir ayna oldu. Aynenin kabiliyeti miktarınca o güneşten hissesini alıyor. Güneşin hasiyeti, özelliği olan yedi rengi, ısısı, ışığı vesairesi. Yani onlar da ehadiyet ama o ehadiyet hepsi bir vahidi gösteriyor. Hepsi... Evet. Ve her bir şeyde hususen zihayatta ve bilhassa her bir insanda o saniyin ekser esması onda tecelli ettiği cihetle ehadiyeti gösteriyor. İşte şu fıkra işaret eder ki kainatta tasarruf eden haşmet-i rububiyet o koca güneşi şu zemin yüzündeki zihayatlara bir hizmetkar ver, bir lamba, bir ocak ve koca küreyi zemini onlara bir beşik, bir menzil, bir ticaretgah ve ateşi her yerde hazır bir aşçı ve dost ve bulutu süzgeç ve murdiya ve dağları mahzen ve ambar ve havayı zihayata enfas ve nüfusa yelpaze. Üstad Hazretleri sadece cisim olarak maddeyi izah etmiyor. Bu budur demiyor. Bak dağlar ne işe yarıyor, bulut ne işe yarıyor, rüzgar ne işe yarıyor. Burada her birisini anlatmış. Ve havayı zihayata enfas ve nüfusa yelpaze. Orayı baştan okusan abi. Mesela ateşi her yerde hazır bir aşçı ve dost. Evet. Bak ne kadar güzel şeyler. Yani hem onunla pişiriyorsun, bir de dost sıcaklığından, evet. Ve bulutu süzgeç ve murdiya. Murdiya,
Yani emziren. Emziren, evet. Evet. Efendim. Ve dağları. Ve dağları. Mahzen ve ambar. Ve dağları mahzen ve ambar ve havayı zihayata enfas ve nüfus. Evet. Ve nüfusa yelpaze. Ve suyu. Ve suyu yeniden hayata girenlere süt emdiren daye. O da süt anne, evet. Ve hayvanata âb-ı hayat veren bir şerbetçi hükmüne getiren rububiyet-i ilahiye gayet vazıh bir surette vahdaniyet-i ilahiyeyi gösterir. Evet, Halık-ı Vahid'den başka kim güneşi arzlılara musakkar bir hizmetkar yapar? Eder. Ve o vakit o vahide hatten başka kim havayı elinde tutar? Pek çok vazifelerle tavzif edip ruhu zeminde çevik çalak bir hizmetkar eder. Ve o vahide hatten başka kimin haddine düşmüştür ki ateşçi aşçı yapsın ve kibrit başı kadar bir zerrecik ateşe binler batman eşyayı yuttursun? İşte bir kibrit çakıyorsun, bilmem ne ormanları, yani Amerika baş edemiyor mesela. Ya. Değil mi? Ve hakeza her bir şey, her bir unsur, her bir ecram-ı ulviye o haşmet-i rububiyet noktasında vahid-i zülcelali gösterir. İşte celal ve haşmet noktasında vahidiyet göründüğü gibi, cemal ve rahmet noktasında dahi nimet ve ihsan, ehadiyet-i ilahiyeyi ilan eder. Çünkü zihayatta ve bilhassa insanda o derece sanat-ı camia içinde hadsiz envai nimeti anlayacak, kabul edecek, isteyecek cihazat ve aletler vardır ki bütün kainatta tecelli eden bütün esmasının cilvesine mazhardır. Demek ki insandaki o kabiliyet, yani insanda azalar var, cevherler var, latifeler var bir sürü. Bütün bunlar kainatta ne oluyor, ne bitiyor, ne ihtiyacımız var, ne şey, hepsini anlayacak, bulacak, kullanacak, değiştirecek, dönüştürecek. Ve daha da önemlisi bunların nereden geldiğini idrak edecek. Yani onun arkasındaki onun failini ve mübdiini ve münşiini anlayacak. Yani zahirden hakikate geçirebilecek bir kabiliyete sahip. Evet, envai nimeti anlayacak, kabul edecek, isteyecek cihazat ve aletler vardır ki bütün kainatta tecelli eden bütün esmasının cilvesine mazhardır. Adeta bir noktayı mihrakiye hükmünde bütün esma-i hüsnayı birden mahiyetinin aynesinde gösterir ve onunla ehadiyeti ilahiyeyi ilan eder. Yani vahidiyet noktasında kainata tecelli eden ne kadar esma varsa, ne kadar mahlukat varsa bu esmaya dayanan insanoğlunun cüz'i şeyinde, aleminde, yani enfüsi alemde, yani ehadiyet noktasında bütün o kainatta ne cereyan ediyor hepsini anlayacak, kullanacak, değiştirecek, şey yapacak, onun ilişkisini kurabilecek ne var? Bununla ilgili böyle bir kabiliyeti var. Kainatla bütünleşiyor yani. Evet. Bu yedinciyi de sen oku. Bitsin. Sikketu fi zâke fil külli vel eczâi hâtemehu fi hâzâ fil cismi vel a'zâi. Meali şudur ki Sani-i Zülcelal Alem-i Ekber'in heyet-i mecmuasında bir sikke-i kübrası olduğu gibi bütün eczasında ve envanında dahi birer sikke-i vahdet koymuştur. Bütün eczasında ve envanında. Her şeyde bir mühür var. Yani barkod de koyuyorlar ya. Hiçbir şey yok ki küçük büyük Cenab-ı Hakk'ın o vahdaniyet mührü olmasın üstünde. Bütün eczasında ve envaında çeşitlerinde dahi türlerinde dahi birer sikke-i vahdet koymuştur. Alemi asgar olan insanın cisminde ve yüzünde birer hatem-i vahdaniyet bastığı gibi her bir azasında dahi birer mührü vahdeti vardır. Evet, o Kadir-i Zülcelal her şeyde, külliyatta ve cüziyatta, yıldızlarda ve zerrelerde birer sikke-i vahdet koymuştur ki ona şehadet eder ve birer mühr-i vahdaniyet basmıştır ki ona delalet eder. Şu hakikat-ı uzma 22. sözde ve 32. sözde ve 33. mektubun 33 adet penceresine gayet parlak. Bak Üstad Hazretleri hep Risale'lerde böyle atıflar yapıyor. Aslında bir buralardan, hiç bakmıyor, değil mi? Oralara bakınca bu tam böyle mükemmel bir ders oluyor. Oraya bir daha bu yani
20. mektubun 2. makamını okuyoruz değerli izleyicilerimiz. Onun demek 22. sözde de varmış, 32. sözde de varmış bu manada. 33. mektupta ve 33 adet pencerede gayet parlak ve kat'i bir surette izah ve ispat edildiğinden onlara havale edip sözü keser, burada hatime veririz. Sübhaneke. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. İnşallah bir güzel Risale-i Nur'la değişen hayatlar videosuyla bitirelim. Allah rızası için El Fatiha. Bizim Risale-i Nur okumamızda ve anlamamızda ve çalışmalarımızda böyle ciddi bir şeylik lazım olsun. Biz ne kadar Risale-i Nur'un ruhunu mahsedebiliyoruz, emiyoruz. Ne kadar bu hayatımıza geçiyor ve ne kadar nefsimizi Risale-i Nur'dan terbiyeye veriyoruz. Ha, bunlar olmadığı takdirde hakkı, yani bu ilaçların hakkı verilmediği takdirde o zaman cisimde demek bir sıhhat eksikliği var. Mesela sana doktor demiş, bu hapı kullan, senin bağırsakların iyi çalışır. Başka bir doktor demiş, bu ilacı al, senin akciğerin çalışır. Sen bunları ciddi almazsan, o demiş günde 3 defa al, sen istediğin gibi bir gün 3 defa alıyorsun, 2 gün almıyorsun, 4 gün alsın. O zaman ne oluyor? Neticeye varmıyorsun. Ama kendini de neticeye varmış gibi gösteriyorsun. Ben okudum, Ayet-el Kübra'yı bitirdim maşallah, çok güzel. Ne diyor? Ya, çok şeyler söylüyor. Ne diyor? Ya, çok güzel şeyler. Bir tane. Bir tanesini söyleyemiyor. Niye? Çünkü Ayet-el Kübra başlı başına bir hazine. Başlı başına. Abi Ayet-el Kübra çok muazzam bir şey. Yani ben hatırlıyorum Irak'ta, onu tercüme ettim elhamdülillah. Ama tercüme ettiğim halde kendim bir bulanıma girdim. Bunu anlamıyorum. Bazı meseleleri anlamıyorum. Mesela Üstad orada diyor, imkan mütesavi tarafındır. Arapça kelime. Ne demek imkan mutsavi tarafındır? Allah şahit. Bu vilayetten o vilayete, o vilayete, o vilayete alimler arasında gidiyorum, soruyorum. Ne demek bu? Ben burada maalesef görmedim bir Nur talebesi gelsin bir gün sorsun. Desin bu ne? Bunun manası ne? Hiç. Sanki hepsini anlıyor. Ve inşallah öyledir. Hüsnü zannediyoruz anlıyorlar. Ama bence anlasalar hiçbir bulanıma girmezler. Şimdi duyduk mu zaman bir insan, oğlu, kardeşi, akrabası, herkesi namaz kılmıyor. Niye kılmıyor? İşte babası bu kadar söylüyor, annesi mi söylüyorsa kılmıyor. Çocuk ihtiyaç duymuyor. Asıl namaz ne? Namaz insanın ihtiyacıdır Allah'a. Sen muhtaçsın Allah'a. Namazı kapatsın. Usta Tabiat-ı Risalesi ne diyor? Doktor sana diyor, oğlum al bunu. Doktor, ne ihtiyacın varsa bana bunu söylüyorsun, zorluyorsun. Benim zorla, benim ihtiyacım değil. Sen muhtaçsın buna, sen. Biz namazı Allah kılıyoruz. Biz aslında namazı kendimizi doyuracak bir şekilde kılıyoruz. Allah emretmiş, bizi adam olmak, tam Müslüman olmak. Yani şimdi biz yemek yiyoruz. Ben yemeği niye yiyorum? Çünkü iştahım var, acıkmışım, yemek de önümde yerim. Abi, benim ihtiyacımdır yemek yemek. Babam dese de bana, annem dese de bana, babamı yiyeceğim. Çünkü muhtacım. Biz de Allah'a muhtacız. İyyâke na'bud ve iyyâke nestaîn. Ne demek? İyyâke, iyyâke, iyyâke. Acı bir şey, acı işte diyor, gıyabiden huzura geliyor.
Allah seninle karşında. Ya kerabur. Sene ve yalnız sene ve yalnız ve yalnız sene. Yani na'buduke değil. İyyâke. Bunu Üstad Şerif-ül Aziz'de yazmış. Bunu mektubatta yazmış. Bu her yerde. Biz okuyoruz, geçiyoruz. Biz millet de öyle. Biz de öyleydik. Yani Risale-i Nur sana ciddiyeti öğretiyor aslında. Ben oradan ciddiyet aldım. Biz aslında bütün Arapça kitaplarını okurduk. Öyle bitirirdik o zaman. Çok güzel. Kaç kitap okuduk öyle. Risale-i Nur gelince, yok. Allah Allah. Biraz yürüyorsun. Bir paragraf bitirmemişsin. Bu ne diyor? Bir de baştan oku. Bir de baştan oku. Bir de baştan oku. Ta onu ölçüyoruz. O zaman onu oturduğumuz şeyi, bir kardeşimiz ona şeyi verdik. Tevhid-i hakiki. Tevhid-i kidir var ya usta diyor. Tevhid-i hakikini yaz, getir. Yazdı, getirdi. Dedi, hocam sor benden. Ben bunu 20 defa okudum. Sor ne istersen işte. Şimdi tamam. Şimdi oturmuş. Şimdi tevhid-i hakiki anlaşıldı. Yoksa tevhid-i bitirdim. Ha, maşallah sözleri bitirdim. Bu maalesef bizde biraz şey oldu. Yani sulandı iş. Yani biraz... Okuyorum, işte gösteriyorum. Orada okuduk. Sen oku, sen oku, sen oku, sen oku, sen oku. Güzel okuyorlar. Okumaları çok güzel. Ama ne dedi? Sor ne dedi? Hiçbirisi bilmiyor ne dedi. Bak Allah rahmet etsin ya Rabbi. Allah rahmet etsin. Gayr rahmet etsin. Hindistan'dayız. Bize odalar verdiler. Bana bir oda, Fırıncı abiye bir oda, Ali abiye bir oda, Aligra'da. Sabah namazına gidiyoruz beraber. Küçük bir mescit var. Çok güzel bir şey var. Çıktık sabah namazına gidiyoruz. Fırıncı abinin elinde Ayet-el Kübra. Dedi Hasan abi bu ne demek? Gel bir mertebe daha yükselelim. Tasavvurdan tasdika geçelim. Ne demek tasavvur? Ne demek tasdik? Ben de anlattım. Ne demek tasavvur, ne demek tasdik. Tamam dedi. Şimdi bu bir üstad orada bir gel tasavvurdan tasdika geçelim. Nedir tasavvur? Nedir tasdik? Bir başka yerde ne diyor? Risale-i Nur tasdiktir. Tasavvur değil. Ha? Tasavvur değil. Tasdiktir. Demek tasavvurdan tasdik arasında bir şey var. Bir mesele. Ben de Fırıncı abiye çok ufak bir misalla bunu söyledim. Dedim mesela kapı çalındı, şimdi zil kapı çaldı. Sen diyersen o bir insandır. Kedi zile elin basmaz. Tavuk zile elin basmaz. İnsandır. Kadındır bilmiyorum. Erkek mi kimdir bilmiyorum. O da olur, o da olur. Ama o zaman ki geldi kapını açtın bildiğin kimdi bu? İşte bu tasdiktir. O birincisi tasavvurdur. Allah var, cennet var, cehennem var, Kur'an var, peygamber var. Bunlar tasavvurdur. Bir mülhid geliyor, bir şey atıyor, sen alayağa giriyor, cevap vermiyor. Birisi geliyor, bir şey koyuyor, ona. Bu tasdik olsa kesinliktir budur. Bitti, bitti, ötesi yok. İşte ustad onu istiyor, gel beraber bir şey atlayalım. Bunun gibi şöyle. Allah dua edelim, bizi Risale-i Nur'a hakiki talebe kabul etsin ve hakikaten hayatımızı düzenlendirir Risale-i Nur. Nasıl düzenlendirir? Namazımızı, orucumuzu biliyoruz ama tesbihat ettiğin zaman biliyorsun ne diyorsun? Usta diyor 33 diyor. Meydan muharebesi geçirdim subhanallah'ta. Meydan muharebesi. Ve hepsinde de muzafferiyet kazandım. Ne? Subhanallah. Biz öyle yapıyoruz. Yani ustad subhanallah'ı nasıl diyormuş ki meydan muharebesi görüyorum.